Merhaba arkadaşlar. Bugün icra katipliği metinlerinden metin çalışacağız. Q klavye hakkında bildiğim birkaç deneyimi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kendim çok iddialı değilim. Ama yine de ideal seviyede yazabiliyorum. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Klavyemi göstereyim öncelikle. Özellikle benimki gibi kötü bir klavyeniz varsa çok tavsiye edilen bir klavye tipi değildir. Biraz daha böyle kendinizi yormanız gerekiyor. Hazırlanırken fazla çalışmanız gerekiyor. Size Q klavye hakkında bir şeyler göstermek istiyorum şu an. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 10 parmak kullanamıyorum. 10 parmak kullanıp da daha hızlı yazan olan arkadaşlarımız vardır eminim. Zaten F klavye ile yazan arkadaşlarımızla asla yarışmıyorum. F klavye ile yazan arkadaşlarımız bizden çok öndeler. Bu konuda kabul ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bir metin denemesi yapacağım. Öncelikle metnimi 1 dakikalık metin haline getireyim. Evet, 1 dakikalık metin haline getirdim. Klasik düzeni söyleyeyim size. Öncelikle kollarımı çeker misin? Fark etseniz kollarım masaya dayanık düzende. Ben de pek ellerini çok havada tutan biri değilimdir. Bu yüzden klavyemi kendime göre ayarlamayı tercih ediyorum. Metinden önce. Sınav sırasında da bunu yapabilecek kadar kendinize zamanınız olacaktır. Eminim. Başlıyorum. 1 dakikalık metin yazacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Videoyu duraksatmak zorunda kaldım. Bir sıkıntı olduğu için. Şimdi yeniden metnimize odaklanalım. Şu şekilde söyleyeyim. 10 parmak yazan arkadaşlarımız gibi elimi klavyenin üzerine yerleştirmek gibi bir duruma girişmiyorum. Zaten bunu yapamıyorum. Sol elim normal olarak her zamanki gibi ama sağ elimle 10 parmak moduna giremediğim için böyle bir şeye gerek duymuyorum. Size bu konuda bilgi veremeyeceğim. 10 parmak yazıyor olan arkadaşlar benden daha deneyimlilerdir eminim. Metnime geçmek istiyorum. Son bölümde bir tane yanlış yaptım. 55 bir yanlış da oldu. 1 dakikalık metin bu. Yanlışsız yazmak öncelikli amacımız. Size çektiğim videolarda bunu sürekli bahsediyorum. Bu işte iyi olmak istiyorsanız önce yanlışlarınızı azaltmalısınız. Hız illaki geliyor ilerleyen sezonlarda, dönemlerde. Size şu şekilde de bir şey göstermek istiyorum. Hani Q klavye ile en fazla ne kadar yazarım derseniz, benim Q klavye ile şöyle bir yazım var mesela. Göstermek isterim, çekmiştim. 171'de bir yanlışta yazmış olduğum bir yazım vardı. Ama şunu söyleyeyim. Yani daha fazlasını da yazdım. Ama en fazla gördüğüm 180 oldu. Yanlışsız yazmak. Özellikle amacım çok kelime yazmaktan. Çok dediğim gibi yanlışsız yazmaya özen gösteriyorum. Elinizde imkan varsa ve zamanınız varsa Q klavyeden vazgeçip F klavyeye geçebilirsiniz. Ben de aynısını yapacağım. Tavsiyelerimden bir tanesi budur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olacaktır sizler için. Söylediğim gibi geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Klavyeyi kendinize göre ayarlarsanız yanlış sayınız o kadar azalacaktır arkadaşlar. Özellikle bileklerini kaldıramadan yazan yeni başlayan arkadaşlarım için bunu söylüyorum. Umarım sizler için yardımcı olmuştur. Videomu beğenirseniz teşekkür ederim. İyi günler. Yorumlarınızı bekliyorum.